Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı ziyareti sonrasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Ankara'da dün meydana gelen terör saldırısını değerlendiren Davutoğlu, 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Suriye'den sızan bir YPG mensubu olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da Bingöl Karayolu'nun Lice Mermer Bucağı mevkiinde sabah saatlerinde askeri konvoya saldırı düzenlendi. Karayolunda meydana gelen patlama sonucu en az 6 askerin hayatını kaybettiği, bir askerin ise ağır yaralandığı belirtildi. Güvenlik çevreleri saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen 4 parti Ankara saldırısını HDP'nin itirazı nedeniyle ortak deklarasyonla kınayamadı. HDP'den yapılan açıklamada metinde daha önceki saldırıların ve çatışmalardaki sivil kayıplarla ilgili ifadelerin de olmasını istedikleri ve bu yüzden metne itiraz ettikleri kaydedildi. Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinde mülteci krizi ve Büyük Britanya tarafından talep edilen reformlar üzerinde uzlaşma imkanları görüşülecek. İngiltere Başbakanı David Cameron, Britanya'nın Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili halk oylamasından önce birlik antlaşmalarında değişiklik yapılmasına dair taleplerinin kabul edilmesini istiyor. İsveç'in başkenti Stockholm'daki Türk Kültür Derneği'ne dün akşam saatlerinde ses bombası atıldı. Bombanın binada maddi hasara neden olduğu açıklandı. Yerel saatle 21.30 sularında meydana gelen patlamanın binada tahribata neden olduğu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsünü durdurmak için 56 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret Chan, virüsün en çok fakir bölgelerde yaşayanları etkilediğine işaret ederek çiftleri cinsel ilişki sırasında korunmaya çağırdı.